Bugün bir şey de duydum. Sayın Başkan'ın yardımcı antrenör olarak Alex de Souza'yı da düşündüğünü öğrendim. Şimdi kardeşim O şunu Türk oluyor söylüyorum mu? net. Şöyle. Türk oluyor mu? Hayır işte. Onu şu Yok yok çatı altında yardımcı diyorsun. toplamak. Yani Fenerbahçe camiasını bilen, dinamikleri bilen. Bak yardımcı antrenör ama. Ya Kulübü daha önce bilen. Oriol'u getirdiler. Oraya Zaten bir şey vardı. yapmadı. Ha, bu sezon zaten vardı. Evet Ozan. Şunu söyleyeyim. Camiayı iyi bilen. Hani biz maçlardan önce kıyaslarız ya. Son 2 yılda işte Fenerbahçe ile Beşiktaş veya Fenerbahçe ile Galatasaray şu maçları oynadı. İşte 3 defa biri kazandı. 5 defa 7 tane beraberlik çıktı. Ya kardeşim 2 sezon önceden aynı futbolcu bile yok. Bunları kıyaslamanın anlamı yok. Yani kadrolar değişmiş şeyler. Camiayı bilmek, o Samandıra'da 3 tane malzemeci arkadaşımı, çimciyi, işin yolunu, Samandıra'nın yolunu bilmekten geçmiyor. Bana futbolu bilen adam lazım, camiayı bilen adam lazım değil. Sen Jesus gibi bir markadan çıkıp da isim verip de burada daha böyle kimseyi kırmak istemiyorum ama daha düşük kalibrede bir adamı getirip nasıl şampiyonluk hedeflersin veya son kurşunun bu. Bu sene şampiyon yaptın, yaptın, yapmadın. Belki bir daha adını ağzından Fenerbahçe lafını çıkartmayacaksın başkan. Yani anlatmak istediğim bu. Son kurşununu çok iyi. Ben Jesus'tan sonra örnek vermek için söylüyorum böyle. Yani hedef saptırmak. Mourinho gibi bir adam getir. Ne oldu? Sezon başı Jesus getirdik. Jesus dedik. Ayakkabı çok güzel dedik. Tam Fenerbahçe ayağına göre ayakkabı alır Serhan, dedik. Serhan. Hı-hı. Bak bir Jesus benim gözümde hala marka bir teknik adam. Benim gözümde hiç değil. Hiç değil. Gitmesi bak, gerektiğini, gitmesi Ozan, gerektiğini. Ozan, Jesus'un açıklamalarını dört gözle bekliyorum biliyor musun? Jesus'un yok, konuşmalarını dört gözle bekliyorum ben. Yok, Jesus'tan bir şey çıkmaz. Herhangi sana öyle bir malzeme çıkmaz. Abi, yani burada arada Portekiz Cumhurbaşkanı. Adam Fenerbahçe'nin teknik direktörüyken açıklamalar yapmaya kalktı. Adam ne istedikleri kadar anlaşsınlar. Filmin nerede koptuğunu anlatması lazım abi. Filmin nerede koptuğunu anlatacak. Ben söyleyeyim ben size yani. Bu sene anlatacak. Belki orada biri sıkıştıracak anlatacak. Belki ben işte yine ya oturuyordum sohbet ediyordum birisi geldi yazdı diyecek. Bak aynı şeyler çıkacak karşımıza bak. Olabilirsiniz. Montella mı daha başarılı? Murat Sancak mı daha başarılı? Yo güzel soru ama. Bak çok güzel bir soru sordu. Hayır soru çok güzel. Ben onu Serhan abi ne diyecek diye merak ediyorum. Ben şöyle cevabı söyleyeyim. Serhan versin. Tamam, cevabı sonra sen de ver ama. Onu bu sene göreceğiz. Getirdiği ha. Teknik adamla göreceğiz. Ama şu ana kadar yaptığı icraatlardan ve hakimiyetten, direksiyon hakimiyeti diyoruz ya, karda, çamurda arabayı kaydırmadan götürebilmek. Maşallah araba değil, otobüs kullanıyor, tır kullanıyormuş gibi gidiyorlar. Peki. Bazı şeyler... Ben sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ali Koç mu başarılıydı, Jesus mu başarılıydı? İkisi de bu sene yine seç başarısız. Yani, Ozan birisini seç. Ben şunu söyleyeyim, bak. Hayır. Jesus Ali Koç'tan daha başarılı. Jesus Ali Koç'tan daha başarılı. Ben başkan olarak başarılıysa, başarılı olmak istiyorsam şunu yapardım. Yanına bir tane adam koyardım. İki tane adam koyardım. Üç tane. Lütfen gözünüzün önüne getirin. Fenerbahçe'nin antrenmanlarını defalarca Aspor canlı verdi sabah saatlerinde, öğle saatlerinde. Veya biz konuşurken antrenman görüntüleri ekrana geliyor. Ya bakıyorum bir tek başkan yanında böyle bak görüyor. Bilmiyorum beni yönetmenim alabiliyor musun beni bak. Görüyor. Böyle bekleyenler var. Şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en iyi insanlarından biri bendeki imajı hayatımda karşılaşmadım Mehmet Aurelio. Bankadan kredi çekecekse ben kefil olurum. Gitsin banka müdürü beni arasın ben imza atmaya geliyorum der. Ama ben bir takımı emanet ediyorum. Sadece Portekizce biliyor diye, daha önce futbolcu diye bu adamları buraya koymam. Yani tercüman diyor ki Fenerbahçe tercümanı. Ben bir küçücük bir anekdot anlatayım Aykut. Bir kulüpte çalışıyoruz Süper Lig'de Ziya Doğan'la beraber. Tercümanın ailesinden biri rahatsızlandı. Bana dedi ki mecburen sen sahaya gireceksin. Oyuncuya işte şuraya koş, defans yap, blok, koş, kapat, aç. Bunları yapıyorsun. Ondan sonra maç toplantısında bazı şeyler anlatıyor. Senin oradaki tecrüben veya sosyal zekan ortaya çıkmak zorunda. Futbolcuyla olan diyaloğu kuracaksın. Fenerbahçe'nin tercümanı olsam ben 1-0 öndeyim. Giresun'a karşı 1-0 koruyamadık diyorsa benim yabancı teknik adamı bu Avrupa'da normal karşılanabilir. Ben onu başka türlü, başka bir ağızla, başka bir jargonla söylerim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani medyasından tut. Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyonluğunu kaybetmesinin en büyük etkenlerinden biri sosyal medyadaki ve dış aksamda yani dış medya yani bildiğimiz gerçek medyadaki Galatasaray'ın gücü. Defalarca Serhan benim arkadaşım dışarıda geziyoruz. Defalarca beraber yemekler yapıyorlar.
geziyorlar, başkanlar, yöneticiler davet ediyorlar. Birlik, evet, beraberlik, yani çağırdık, herkese merhaba dedik, birer plaket verdik, o havada değil. Yok, nasıl? Galatasaray gözünün önünde yapıyor, Fenerbahçe gözünün arkasında yapıyor görüşmeleri yani. Baktığında taraftar nezdinde de aynı. Aradaki fark bunlarla çıkıyor. Ben Galatasaray stadına maça gidiyorum, tüylerim diken diken oluyor. Vitesi küçülten, büyülten, hızlandıran, defans yaptıran, hücum yaptıran Galatasaray taraftarı. Fenerbahçe taraftarında başka bir hava var, başka bir imaj var. Yani defalarca söyledim. Sanki Galatasaray taraftarı hafta içleri buluşuyorlar, koro halinde çalışmalar yapıyorlar. Fenerbahçelerin kıskanmadan, imrenerek, görerek, ders alarak, çalışarak bunları yapabilmesi lazım. Ama bugünkü konumuz bu değil. Şunu söyleyeyim. Başkanın mali kuruldan, yani yanına birkaç tane, burada biz kimseyi pazarlamıyoruz. Ona sordum, buna sordum diyor ya. Ben birine bir şey soruyorsam fikrine güveniyorum diye sorarım. Laf olsun diye sormam. Başkan bugün kendi ağzıyla söylüyor. Ona sordum, o olmaz dedi. Buna sordum, yabancı şöyle olur dedi. Fikir. 3 tane, 5 tane adam belirlerim. 10 tane değil. Daha sonra çokluk olan yerde başka arızalar çıkabilir. 3 tane adam, 5 tane adam belirlerim. Akıl hocalarımla, fikir alışverişiyle, sadece onların söylediği değil. 100 gram ondan alayım, 100 gram ondan alayım. Televizyonculuğa başladıktan sonra spor programlarında ben ilk yayınlarımı Aspor'a geldiğimde Aykut İnce'yle yapıyordum. Aykut'a soruyordum. Bu benim şeyim değil, eksikliğim değil. Aykut, yanlış bir şey söyledik mi? Yanlış oturduk mu? Yanlış kıyafet giydik mi? Bunları öğrene öğrene. 3 gün sonra ben bugün Aykut'tan 100 gram öğrendiysem benden sonraki nesile 300 gram öğreteceğim. Anlatabildim mi? Bu eksiklikleri var ama hala yani ben gider yaparım, son kuruşumu yaparım. Artistik yaparım, son kuruşum, son hareketimi yaparım. Başkan bunları havaya sıkıyormuş gibi geliyor bana. Onları yapmaması lazım. Ben şunu da söylüyorum. Bu emeği, bu fedakarlığın karşılığında ben Ali Koç'un vicdansızlık yapmamak adına bir, yani görev süresini tamamlamasından yanayım. Herkes gitsin gitsin. Bugün oylama yapsalar %50'den fazlası Ali Koç gitsinler. Ben Ali Koç'un kalmasından yanayım ve geçen hafta söylediğim bir şey vardı. Yani çıraklığı, kalfalığı ben artık usta olduğunu düşünüyordum. Bugün hani bu konuşmalardan, bunlarda da talihsizlik olarak şey yapıyorum. Ama bunların hepsini toteline baktığımızda önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar ben teknik adamı açıklayacağını düşünüyorum. Onun aklından geçen sizin veya üçümüzün, dördümüz konuşuyoruz şu anda. Dördümüzün de belki iki isimde tartışabiliriz sonunda. İsmail Kartal. Ben iki isme de. Direkt İsmail Kartal. İsme de, benim İsmail direkt Kartal. Söyleyeceğim İsmail Kartal. Yabancı olsaydı Montella, yerli olsaydı İsmail daha Kartal. Ama henüz belli değil. Evet, İsmail. Ama İsmail Kartal'la anlaşma yönünde de sıkıntı yaşamaz Fenerbahçe. Tamamlayıcı bir şey söylemek istiyorum Aykut. Fenerbahçe tabii. İlk transferini açıkladı. İlk transferi kim Fenerbahçe'nin? Rankent. İlk transferi olarak açıkladı. Evet, sansasyonel doğru. Bir transfer değil. Tamam, evet. Takım oyuncusu olabilir Rankent, doğru mu? Doğru. Ama ben Dzeko ile görüşüyorum şu anda. Ya zaten şampiyonluğu kaybetmiş. Zaten böyle mali kurullar, tartışmalar, stresler, yolda geçen adam bile eskiden fotoğraf çekilmek için sırada bekleyen adam şimdi laf atıyor. Ne yaptın bu Fenerbahçe'ye diyor. Rankent'i ben 3 hafta sonra açıklardım. Sen Dzeko'yu açıkla. Örnek veriyorum bu hafta. Anlatabildim mi ne demek istedim? Bir de Fenerbahçelilere şunu söyleyeyim. Kimin transferi oluyor o zaman? Baktığımız zaman kimin transferi başkanın, oluyor? Başkanın. Başkanın. Yönetimin transferi diyeceksin. Başkanın transferi bu. Yani sen bir hoca başkan. Yok anlamında. Hocaya sorulmadan yapıldı diye söylemek istedim. Ozan abi sana. Bir de evet. Bir de var. Sence bu, yani onu da sormak gerekiyor. Ben. Sor. Bu kadro konuşulan isimler arasında hangi hocaya uygun? Şimdi kadro isim başlatamazsın bir daha. Zaten geçen sezon Fenerbahçe en az 15 tane oyuncu o aldı. Bahsedilen, örnek gösterilen yapay zeka ikisine geri dönüyorum. Bu hocalar Fenerbahçe'ye uygun mu? Bakın bu hocalar haftalardır, aylardır boştalar. Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de ve bir alt ligde 28 tane takım oyuncu değiştirmiş. Bu hocalara talip çıkmazken sen Fenerbahçe'nin başına getirmeyi nasıl düşünürsün? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Eğer bizim düşündüğümüz o iki isimse, Aykut Hoca veya İsmail Hoca'ysa. Bugün... Nasıl düşünürsün? Bugün Sayın Başkan'ın kongresini baştan sona kadar izledim. Aspor ekranlarında şirkete, Turkuaz Medya'ya gelmeden hakikaten harfi harfine izledim. Bugün bir insan olarak empati kurmaya çalıştım. Sayın Başkan'ın gerçekten yalnız kaldığını gördüm. Mesela orada çok enteresan bir laf etti. Dedi ki siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Siz acı çekiyorsunuz biz çekmiyor muyuz? Restoranlarda gidip kapalı kapılar ardında masalarda adaylığınızı açıklamayın. Gelin ben adayım deyin işte buyurun yapalım kongreyi. Yani Sayın Başkan zannımca
yalnız kalmış. Yani yalnız şu anda. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları evet biraz belli bir bölüme kadar sert ama belli bölüme kadar baktığında da sanki Ali Bey'e de destek veriyor şeklinde de yorumlanabilir. Ama bugünkü fotoğrafta naçizane bir kardeşiniz olarak, daha doğrusu bir futbol sever olarak bugün Ali Bey'in kürsüde yalnız kaldığını gördüm. Bilemiyorum, bu belki de yanlış bir yorumdur ama sevgili Ozan Zeybek ve Serhan ve o gün bu benim durum tespitimi nasıl değerlendirir bilemiyorum. Şimdi neye göre yalnız kaldı, kime göre yalnız kaldı çok önemli. Ozan konuştu. Yalnız bu bir tercih meselesi de olabilir Aykut. Yani başkan kendisi bu yaptıklarıyla, bugüne kadar yaşadıklarıyla bu pozisyona gelmiş olabilir. Yani bu başkanın özellikle yani ego yaparak veya tafra yaparak yalnız kalmasından dolayı değil. Ama bak, hep defalarca söyledim bugünkü yayında, en az 5 kez söyledim. Ben bu yönetimi eleştirmek ben vicdanen rahatsız ediyor. Ama biz hataları söylüyoruz. Bazıları var, direkt hiç konuşmadan gitsin diyenler var. Gitsin. Ben üzülüyorum. Bak, Fenerbahçe'ye başkan olabilmek bir devleti yönetmeye benzer. Birçok Fenerbahçeli isim var. Büyük iş adamları var. Belki de Türkiye'de en çok Fenerbahçeli iş adamları başkanlık, bu büyük takımlara başkanlık yapabilecek kapasitede. Ama bugünün şartlarında Ali Koç'un görev süresini tamamlamasından yanayım. Yani dışarıda bazı isimler geçiyor. Yani burada en son geçen isimlerden biri var mesela. Daha önce yöneticilik yapmış. En son geçen isimlerden biri. Ya Fenerbahçe'ye değil, nasıl söyleyeyim, başka benim takımım küçültmeyecek. Yani TFF 2. Lig'de bir takıma başkanlık yapacak ekonomik durumda değil. Aykut, anladın mı ne demek istediğimi? Yani demek ki ekonomik açıdan çok iyi olman da çok fazla başarı getirmiyor. Bu da öyle bir durum çıkıyor yani baktığın zaman da.